haftamızın son günü. Son günde de bir rüzgar çıktı. Hava soğudu. Gerçekten çok fena. Farklı bir yere gidiyorum bu defa. Annem farklı bir yer tarif etti. Bakın şurası köyümüz. Cami de orada. Gayet güzel. Şu dereden aşağı şöyle inmeye çalışacağım ama orada da hayvanlar otluyor. Yani hayvanlar otluyorsa muhtemelen mantar varsa da almışlardır. Neyse nasibimize varsa buluruz. Hadi bakalım. Uhu. Bakın yine yosun. Yosun içinde kendilerini çok güzel gizlemiş bir kanlıca var. Kendilerini gizlemişler ama kurtlanmaktan kurtulamamışlar maalesef. Bakın burada da yosunun tam içinde çıkmış. Umarım bu sağlamdır. İyi bu sağlam. Bak. Yılın son mantarları arkadaşlar. Yani şöyle altlarına bakayım ama yok. Sadece iki tane var. Yani şuralara bakayım var mı yok mu? Yok ya. Yani sonbaharda mantar çok kıt. O yüzden sepeti doldurmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Sepeti dolduramıyoruz daha doğrusu. Yani çok yol yürüyüp çok az mantar bulabiliyoruz. Bakın ilkbahardaki mantarlarımı, yani daha doğrusu yazın çektiğim videoları izlediyseniz, yani sepetleri doldurup doldurup geliyordum. Ama şimdi görüyorsunuz maalesef sıkıntı yani. Bakın orada bir ayı mantarı gördüm. Ayı mantarının yanında başka bir mantar gördüm. Ha, şeymiş ya, kırmızı olan mantar. Bu da bizim kankamız. Ayı mantarı. Peşimizi hiç bırakmıyor. Her yerde var maşallah. Evet. Devam edelim. Hadi bakalım. Belki birkaç tane daha mantar buluruz. Arkadaşlar karşı tepeyi görüyor musunuz? En ileride çamlık arazi var. Çıplak tepe tarla falan var. Çitlerle sürülmüş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biz az önce işte oradan indik. Yani oradan derenin içine indik. Aşağılardan dolaşıp şuralardan. En son buraya kadar geldik. Şu an mezarlık denilen arazinin tam karşısındayız. Tepedeyiz arkadaşlar. Daha önümüzde çok yol var. Biraz daha yürüyeceğiz. Hadi. İlk defa bu yollardan geliyorum arkadaşlar. Köyün altından dolandım. Çok değişik bir yola saptım. Aşağıda da bir yalak var. Deyip yalaktan bir su içeyim. Bakalım bir su temiz mi değil mi, ona göre içmeye çalışalım. Orada da bir mantar gördüm ha. Bırakıyorum. Hemen mantar gördük. Hoppa. Valla neymiş bu? Valla arkadaşlar, şemsiye mantarı desen değil, köy göçüren desen değil. Değişik bir mantar, o yüzden atıyorum. Aşağıda da var. Vallahi burada bile mantar bulduk. Şu yoldan gideceğim. Evet. Burada bir su kaynağı var. Ama su, yani suyun nereden aktığı belli değil. Yani suyun şuradan akıyor muhtemelen ama oradan da sızıntı şeklinde akıyor. Hatta hiç akmıyor gibi de bir şey. O yüzden yani kendimi tehlikeye atmayacağım. Bu suyu içmeyeceğim arkadaşlar. Bu suyu içersem beni öldürebilir, zehirleyebilir. O yüzden burayı es geçiyorum. Bakın burada da bir kankamız. Ayı mantarı. Ayı mantarını şöyle bir inceleyelim bakalım. Tekrardan.
Şöyle ikiye bölüyoruz arkadaşlar. İkiye böldükten sonra görüyorsunuz bir tarafı yeşil, bir tarafı beyaz. Yeşil olan kısmı zaten sünger olan kısmı. Şöyle süngerden ayırıyorsunuz bunu. Hop. Şöyle. Süngerden ayırdıktan sonra beyaz tabakası kalıyor. Onu da afiyetle yiyebilirsiniz. Bakın burada daha net. Şöyle süngerleri alınca, hatta bu çok tazeymiş, güzelmiş yani. Bu ayı mantarı da yeniyor aslında ama köylüler alışkanlık edinmediği için bunu yemiyorlar. O yüzden biz de almıyoruz. Ben de almıyorum. Buralara odunları yığmışlar amcalar. Nereden çıkacağım? Allah'ım. Şuradan dik bir patika var ama nasıl çıkacağım ben buradan ya? Neyse geriden çıkayım bari. Şimdi buradan çıkmak yemedi. Buradan. Evet, yol buradanmış arkadaşlar. Yani çok yoruldum be sevgili gençler. Kendimi inanılmaz yordum ya. Evet değerli arkadaşlarım, eve gidince mantarları sepete koyup çekeceğim. Size göstereceğim nasip olursa. Bir sonraki mantar sezonunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda hepinizi bekliyorum, görüşlerinizi. Hadi bakalım, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. La 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 la. Allah. Yolu göstereyim bir taraftan da. Şapkamı da, beremi de takayım. Şu yolun güzelliğine bakın ya. Yani köye nasıl varacağım diye düşünürken derenin arasından geçtim. Bir patika buldum. Yani bu patika nereye gidiyor Allah bilir. Ama illaki bir yere çıkacak. Bir yere çıkacağı için ben de patikayı takip ediyorum. Beni eve götüreceğine eminim. Videonun sonunda da nereye vardığımızı göstereceğim. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Aycuk. Patikanın sonuna geldik. Değerli arkadaşlar. Huhu. Patikanın sonu. Bizi kısa yoldan köye ulaştırdı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten kısa yoldan köye ulaşmış olduk. Burası da köyün merası. Gayet güzel. Harika. Arazisi var. Da buradan köye nereden gireceğiz? Neyse bir yerden atlaya atlaya gireriz. Nereden geldiğimizi söyleyeyim. Ta karşı tepedeki çamlıklar var ya arkadaşlar, en sondaki. Oradan aşağı indik. Ta şuralardan, şu dağın tepesine falan çıktık. Derenin içlerinden geldik. Evet, köyümüz de burası. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.